Merhaba arkadaşlar. Bugün Honda NC700X motosikleti konusunda biraz bilgi alacağız. Kullanıcısından bilgi alacağız özellikle. Memnun mu, değil mi? Detayları bize kendisi anlatacak. Merhaba arkadaşlar. İrfan Bey'le bugün yeni aldığı motor üstüne konuşacağız. NC'ye bir motor. Bunun hakkında bize biraz bilgi verecek. Yani nasıl bilgiler, nereden almış, nasıl almış, memnun mu, yakıtı nasıl? Yakıtı nasıl daha doğrusu? Yakıtı şöyle, bende daha önce Kimco X-Lighting 250 vardı. Tabi ister istemez onunla kıyaslıyorum direkt. Onun kadar yakıyor diyebilirim. Evet. Yani şehir içinde, şehir dışında tabii ki şehir dışında çok daha fark ediyor ama en son aldığım işte bir 40 TL'lik benzine ben bir 260 km yol yaptım. Yakıt oranı zaten hani bu motorların yani bu serilerin en büyük özelliği yakıtların çok düşük olması. Evet. Çoğu kişi gerçi biliyordur. Honda bunlarda araç, Honda Jazz var ya araç. Evet. Onların motor bloğunu ikiye koyup buna koymuşlar. Ha. Evet. Ya benim en çok şaşırdığım bu oldu çünkü hani yakıtının bu kadar az yakıyor olması yani benim bu motora karşı şey yaptı yani böyle cezbetti bir motor. Aklımda hiçbir motor yoktu. Başka bir motora ben bakıyordum. Bistrom 650 diski kasa bakıyordum. Hı. Arkadaşım hani 180 şehir içi kullandığım için bunu çok önerdi. Kendisi de kullanmıştı. Bu nasip oldu. Çanakkale'den gidip çok da güzel bir insandan aldım. Kulakları 26.000 kilometre aldım. 36.000'de. 36.000 kilometre aldım. Şu anda zaten 38.000'e bir az kaldı. Yani bir 25 günlük süredir 2.000 kilometre işte gezilerle, mezilerle falan şehir içi, şehir dışı falan öyle yaptık. Bir de şey demiştiniz, vites aralıkları biraz küçük demiştiniz. Evet. Sonradan forum sayfalarında da okudum. Benim de fark ettim aldıktan sonra işte bir 2.000 kilometre yakın kullanımlarımda. Vites aralıkları çok küçük. Yani devirde gittiğiniz zaman sürekli böyle bir vitesi yükseltme veya işte düşürme durumunuz olabiliyor. Evet. Vites aralıklarından çok böyle uzun bir mesafe değil. Evet. Yani çok güzel motor. Yani. Ama çok rahat bir motor. Yani şehir içi kullanımlarını özellikle yani arkadaşlarımız düşünüyorlarsa kesinlikle tavsiye ederim. Çok rahat bir motor. Yani hani ben scooter'dan geçtim ama yani konfor olarak, rahatlık olarak ve şeyli. Yani beygir gücü biraz düşük ama çok torklu bir makine. Yani seri bir makine. Yani günde ne kadar, kaç kilometre yapıyorsun? Günde. Benim en az 30 kilometre zaten gidiş gelişim var. Yani 15 gidiş, 15 gidiş, 30 kilometre yapıyorum. Yani yakıt dolmuyor. Gerçekten seçiliyor. Evet, evet, kesinlikle. Ben motoru da göstereyim biraz daha bir şeyden. Ondan sonra arkadaşlar MG serisi. Daha önceden görmeyen arkadaşlar ya da hani detaylarını bilmek isteyen arkadaşlar için işte burada. Çok sağ olun, çok rica teşekkürler. Ederim. Ben teşekkür ederim. Gelmiş.